Tekno Seyir'e hoş geldiniz. Evet, ne yazık ki virüs salgını hala devam ediyor ve gerçekten mecbur kalmadıkça evlerden dışarı adım atmıyoruz. Tabii evde kaldığımız bu karantina günlerinde vakit geçirmek sıradan zamanlara kıyasla biraz daha zor olabiliyor. Peki ben neler yapıyorum bu süreçte? Önceki hayatımda vakit bulamamaktan şikayet ettiğim veya bir şekilde hep ertelediğim şeyleri yapmaya çalışıyorum. Aylar önce büyük bir heyecanla satın alıp daha sonra rafta tozlanmaya terk ettiğim kitapları okuyorum. Filmler, diziler izliyorum. Neyse ki işler henüz ya acaba muhafızı da izlesek mi diyeceğimiz bir seviyeye varmış değil. Bunun yanında spor yapıyorum. Evde de kalsak hareket etmek ve bütün bu süreci geride bıraktığımızda sağlıklı bir şekilde hayata devam edebilmek çok önemli. Ve tabii ki bir oyuncuyum. Bir oyuncu olarak bol bol da oyun oynuyorum. Geçmiş Steam indirimlerinde alıp kütüphanede gri bir şekilde sonsuzluk bekleyişini terk ettiğim oyunlara şöyle bir yan gözle bakıyorum. Onlar bana bakıyor. Acaba diyorum oynamaya başlasam mı bunlardan birini? Eminim sizlerin de oynanmayı bekleyen oyunlardan oluşan kocaman listeleriniz var. Ve ben de işte bugün bu listeleri daha da büyütmek için buradayım. Sizler için birkaç oyun seçtim. Tabii şimdi oyun önerisi deyince kendim de biraz limitlemem gerekti. Yani yoksa sabaha kadar video çekebilirdim oyun önerileri adı altında. O yüzden kafamda böyle bir takım limitler belirledim. Farklı tarzlarda 30-40 lirayı geçmeyecek şekilde ve en az şöyle bir 10 saatlik oynanış süresi vaat eden 10 tane oyun seçtim sizler için. Göstereceğiniz ilgiye bağlı olarak bu tarz videolar gelebilir, başka videolar da gelebilir. Tabii söz vermiyorum. Öyle, lafı fazla uzatmayayım ben ve ilk oyunumuzla başlayalım. Amid Evil. İlk bakışta fakir Doom Eternal gibi görünse de Amid Evil gerek hızlı, akıcı, zorlayıcı ve tatmin edici oynanışı, gerekse her biri farklı temalara sahip kompleks bölüm tasarımları, zengin içeriği ve karanlık fantezi dünyasıyla gerçek bir old school first person shooter pornosu. 90'ların ikinci yarısına damga vurmuş Hexen ve Heretic'i hatırlayanlar olacaktır muhtemelen. İşte Amid Evil'da bu oyunların izinden adeta bir ruhani devam oyunu gibi giden, elimize artık her first person shooter'da görmeye alıştığımız konvansiyonel silahlar yerine çok daha farklı, büyülü silahlar veren muhteşem bir retro FPS. Ki bu silahlar arasında düşmana minik gezegenler fırlatan çok keyifli bir silah olduğunu da söyleyeyim. Oyun, Yeni Zelandalı 4 kişilik ekip tarafından Unreal 4 motoru kullanılarak geliştirilmiş. Görsel tasarım itibariyle eski tarz FPS havasını koruyor olsa da ışık ve yansıma efektleri, silah etkileri ve animasyonlar konusunda çağın kesinlikle gerisinde kalmıyor. Gayet doyurucu. Ki oyunda Nvidia'nın RTX desteğinde olduğunu söyleyeyim. Oyunu 10-11 saat gibi bir sürede bitirmek mümkün. Ama yüksek zorluk seviyelerinde oynayıp bir de bölümlerdeki gizli yerleri bulmaya çalışırsanız bu süre daha da uzayacaktır. Sözün özü, first person shooterların birbirine ara sahnelerle bağlı daracık koridorlardan ibaret olmadığı, sadece WASD ve mouse tuşlarını değil, aynı zamanda beyninizi ve reflekslerinizi de kullandığınız o eski günleri özlediyseniz, Amid Evil bugünlerde bulabileceğiniz en iyi oyunlardan biri. 31 liralık fiyatı da bence gayet uygun. Tabii daha modern bir şeyler isteyenler de olabilir. Onlar için de Black Mesa var. Tüm zamanların tartışmasız en iyi first person shooter olan Half-Life'ın motomot bir yeniden yapımından ziyade yeniden hayal edilmiş hali. 2004 yılında ücretsiz bir fan projesi, basit bir oyun modu olarak başlayan geliştirme süreci nihayet 2020'nin Mart ayında başlı başına bir oyun olarak sona erdi. Beklediğimize de değmiş görünüyor. Half-Life'ın kısacık sürse de tartışmasız en dandik, oyunun geri kalanından en kopuk ve özensiz tarafı olan Zen bölümünü baştan aşağıya yenileyip 4-5 saatlik muhteşem bir deneyim haline getiriyor olması ve oyunun iyi yaptığı her şeyi koruyup daha iyi hale getirmesi bir yana, Black Mesa çok uzun yıllar önce oynadığımız bir oyunun neden hala birçok açıdan geçilemediğinin bir kanıtı gibi. Black Mesa'yı tek bir cümleyle anlatmak gerekirse bölüm tasarımları, atmosfer, hikaye, tempo ve kontrol anlamında gerçek bir başyapıtın modern bir dille yeniden yorumlanması diyebiliriz. 15-16 saatlik bu nefis deneyim için 31 lira hiçbir şey değil. Bu arada multiplayer modlarında unutmamışlar, onu da ekleyelim. Sırada bir bulmaca oyunu var. Baba Is You bir bulmaca oyunu. Anlatması çok zor bir bulmaca oyunu. Hatta görüntüleri izlediğiniz zaman bile bu bulmaca oyununun ne kadar yaratıcı, nasıl müthiş bir tasarıma sahip olduğunu anlamak pek mümkün olmayabilir. Baba adında bir tavşanı, bir kediyi yoksa bir koyun mu acaba? Tam olarak ne olduğunu anlayamadığımız bir hayvanı yönettiğimiz Baba Is You, bizi kutunun dışında düşünmeye iten ve bizden oyunun kurallarını belirlememizi, manipüle etmemizi ve hatta kuralları bozmamızı bekleyen son yılların en yaratıcı tasarıma sahip en farklı bulmaca oyunu. 2019 yılında aldığı sayısız ödül bir yana şimdiden bir klasik olmayı hak etti diyebiliriz.
çözülmeyi bekleyen 200'den fazla bölüme sahip Baba İzliyor, bölümleri tamamlama süremize ve ekstraları yapma işimize göre 10 saat ile 50-55 saat arasında bir oynanış süresi vaat ediyor. Bunun için bizden istediği 25 lira ise bence fazlasıyla makul. Sıradaki oyunumuz One Finger Death Punch 2. Bir çöp adamı ya da namı diğer Jin Ali'yi sadece iki parmağımızla kontrol ederek akrobatik kung fu hareketlerine imza attığımız, basit kontrol şemasına rağmen acayip tatmin edici, basit grafiklerine rağmen kırdığımız her bir kemiği hissettiğimiz, acımasızca bağımlılık yapan harika bir iki boyutlu dövüş oyunu One Finger Death Punch 2. Oyunda sağdan ve soldan üzerimize hiç durmadan düşman yağıyor ve sağdan gelenlere sağ fare tuşu, soldan gelenlere ise sol tuşla saldırıyoruz. Evet, kulağa fazla basit geldiğinin farkındayım ama peşin hükümlü olmayın derim. Zira bu öyle düşüncesizce tuşlara abanıp button mash yaparak yenebileceğimiz bir oyun değil. Saldırılarımızın bir menzili var. Yani düşmanın belli bir noktaya kadar yakınlaşmasını beklememiz gerekiyor. İki taraftan da durmadan düşman geldiğini düşünürsek hasar vermeden bir ritim tutturmak çok önemli. Oyun tamamen çöp adamlardan oluşsa da farklı tipli düşmanlarla, bosslarla falan da karşılaşıyoruz. Hatta birçok bölümde elimize kılıç, mızrak, katana, nunchaku, orak, çekiç, fırlatılabilir bıçak, yay, tabanca, tüfek, hatta ışın kılıcı gibi bir sürü farklı ve kullanması tabii ki son derece tatmin edici silah da geçebiliyor. İkinci oyunun ilk oyunun üzerine daha gelişmiş animasyonlar, daha çeşitli bitirici vuruşlar, daha fazla düşman, daha farklı silahlar, daha farklı mekanlar ve bir de yetenek geliştirme ağacı ekliyor. Oyunda bir hikaye yok, sadece çılgınlar gibi kung fu var diyebiliriz. One Finger Death Punch 2 belki başında aralıksız saatlerce oturulacak bir oyun değil ama kısa seanslar halinde oynandığında müthiş eğlenceli olabilen ve sık sık da sizi geri çağıran, basit tasarımına rağmen hızlı, çılgın ve tatmin edici minik bir oyun. Oyun 10-12 saat gibi bir sürede bitirilebiliyor olsa da ekstraları da hesaba katarsak bu süre 20 saate kadar varabiliyor. 15 lira 50 kuruşluk fiyatı da bence gayet uygun. Sırada bir rol yapma oyunu var. Under Rail Fallout 2 ilk kez oynadığınız o zamanları hatırlayın. Size verilen sınırlı puanı yanlış yerlere dağıttığınız, yanlış yetenekleri ve yanlış perkleri seçip oyun olduğundan daha da zor hale getirdiğiniz ve yine de bundan büyük bir keyif aldığınız zamanları. İşte Under Rail, bizleri o artık benzerini çok fazla bulamadığımız, keşfe ve sıra tabanlı savaşlara dayalı, old school, klasik, izometrik rol yapma oyun deneyimini vaat ediyor. Dünya yüzeyinin yaşanmaz hale geldiği ve yok olmakta olan insan nüfusunun bir kısmının felaketlerden kaçarak yer altındaki devasa metro tünellerine sığındığı uzak bir gelecekte geçen oyun, köklerini tahmin etmenin çok da zor olmayacağı üzere Fallout'tan alıyor. Ama bu benzerliği basit bir kopya olmakta değil, kendine has karakterini yaratmakta kullanıyor. Biraz eski ve oldukça zor, hardcore bir rol yapma oyunu olsa da Under Rail derin sistemleri, ilginç hikayesi ve 100 saati bulan zengin içeriğiyle post apokaliptik rol yapma oyunu sevenler için güzel bir tercih. Oyunun fiyatı şu an için 24 lira. Ayrıca oyuna bir 35-40 saatlik içerik daha ekleyen ve 2019'da piyasaya çıkmış Expedition genişleme paketiyle beraber 34 liraya satın alınabilir. Kendimizi evlere kapattığımız bu karantina günlerinde insanların metro tünellerine sığındığı kıyamet sonrası bir oyun ne kadar doğru bir tercih olur bilemiyorum. Ama bu tarz oyunları sevenler için Under Rail kesinlikle göz atılması gereken yapımlardan biri diyorum ve bir sonraki oyunumuza geçiyorum. The Messenger. The Messenger'ı anlatmaya başlamadan önce başka bir oyundan kısaca bahsetmek gerek sanırım. Ninja Gaiden'dan. Gerek müthiş sıkı oynanışı, bölüm tasarımları, yer yer acımasız zorluk seviyesi, gerekse akılda kalıcı muhteşem müzikleriyle 8 bitlik NES döneminin en unutulmaz klasiklerinden ve asla eskimeyen deneyimlerinden biridir Ninja Gaiden. Kanadalı Sabotage Studios'un ilk oyun olan The Messenger'da Ninja Gaiden başta olmak üzere 8 bit dönemin birçok klasik platform oyununa selam çakarak başlayan ve sonrasında tamamen bambaşka bir şeye dönüşen muazzam bir oyun. Bizleri bir iblis ordusu tarafından köyü işgal edilen bir ninjanın klanını kurtarmak için çıktığı müthiş sürprizlerle dolu yolculuğuna davet eden The Messenger, son derece sıkı ve zaman zaman oldukça zorlayan oynanışı, yapışkan kontrolleri, harika bölüm tasarımları ve enfes müziklerinin yanı sıra yer yer dördüncü duvarı yıkan, geleneksel anlatım teknikleri ve oyunlardaki klişelerle dalga geçmeyi de ihmal etmeyen müthiş kaliteli mizahı, unutulmaz karakterleri ve zorlu bosslarıyla sadece piyasaya çıktığı 2018 yılının değil, son yılların en iyi platform aksiyon oyunu. The Messenger'ın 12-15 saat arası bir oyun süresi vaat ettiğini de söyleyelim. Bir sonraki oyunumuza geçelim. İşte ilk bakışta görsellere asla aldanmamak gerektiğinin kanıtı olan oyunlardan biri The Last Door. İsimlerini 2019'da piyasaya çıkardıkları Blasphemous ile geniş kitlelere duyuran İspanyol The Game Kitchen'ın tıklamalı korku macera oyunu.
The Last Door'un 2 sezona yayılan ya da diğer bir de işte 2 oyuna yayılan hikayesi, Victoria dönemi İngiltere'sinde esrarengiz ölümler, tuhaf karakterler, karanlık gizemler, okült ayinlerle dolu, insan akıl sağlığının mutlak sınırlarına doğru adeta Lovecraft ve Edgar Allan Poe'nun eserlerinden fırlamış gibi duran tüyler ürpertici bir yolculuğa çıkarıyor bizleri. Kendine has pixel art görsel stili ilk bakışta bazı oyunculara belki fazla eski gelebilir. Ama bana soracak olursanız oyunun bu görsel tarzı aslında oyunun bu dünyadan olmayan, uhrevi, yabancı ve ürkütücü bir atmosfere sahip olmasının önünü açıyor. Ki bu atmosferin yaratılmasındaki bir başka büyük pay sahibi de hiç şüphesiz Carlos Viola imzalı muhteşem orkestral müzikler. Kısacası The Last Door, iki oyuna yayılan toplam 10-12 saatte bitirilebilecek muhteşem bir korku macera oyunu. İki oyunu paket halinde 36 liraya almak mümkün. Sırada bir yarış oyunu var. Horizon Chase Turbo. İsmine bakıp ya bize Fakir Forza Horizon'ı mı öneriyorsun diyenler olabilir. Hayır. Horizon Chase Turbo, müthiş hızlı ve akıcı arcade oynanışı, basit ama zarif görsel tarzı, nefis müzikleri ve sadece birkaç dakika süren heyecan dozu yüksek yarışlarıyla Outrun, Top Gear ve Lotus gibi muhteşem yarış oyunu klasiklerinin bir ruhani devamı. Hatta bu oyunlar ateşli bir aşk yaşasalar işte çocukları da muhtemelen Horizon Chase Turbo olurdu. Gerçi 3 oyun saydık ama neyse. Oyunun tek kişilik kısmında dünyanın farklı yerlerinde birçok farklı şehre ve nefis arka planlara sahip birçok farklı piste konuk oluyor. Yarışlarda başarılı olup aracımızı güçlendiriyor. Yeni araçlar açabiliyoruz. Bazıları aynı pistin farklı varyasyonları olsa da oyunda 100'den fazla pistin ve 30'dan fazla otomobilin olduğunu belirteyim. Campaign modunun dışında turnuva, zamanlı yarışlar ve dayanıklılık yarışları gibi modlar da mevcut. Horizon Chase Turbo'yu 4 kişiye kadar bölünmüş ekran modunda oynamak da mümkün. Tabii bu karantina günlerinde arkadaşlarımızla bir araya gelemiyoruz. Bu yüzden resmi bir online oyun modu olsa tadından yenmezdi. Neyse ki bu noktada imdadımıza Steam'in sadece lokal multiplayer desteği sunan oyunlara stream yoluyla çevrim içi oynanabilme desteği de kazandıran Remote Play Together özelliği yetişiyor. Tabii bu özelliğin ne kadar performansı çalıştığı oyunu kuracak kişinin internet hızıyla, özellikle de upload hızıyla doğru orantılı. Günün sonunda Horizon Chase Turbo tek başınıza da oynasanız, arkadaşlarınıza karşı da oynasanız çok eğleneceğiniz gerçek bir parti oyunu. Evet, en nihayetinde tek başımıza parti vermeyi de öğrendik. Sıradaki oyunumuz Sunset Overdrive. En son PlayStation 4'e özel Spider-Man oyunundan tanıdığımız Insomniac Games'in 2014 yılında Xbox One'a özel olarak çıkardığı üçüncü şahıs perspektifinden oynanan açık dünya aksiyon oyunu. Oyun 2018 sonlarında PC'ye de gelmişti. Sunset Overdrive bizleri post apokaliptik bir yakın geleceğe götürüyor. Ama bu kıyamet sonrası hikaye ne bir nükleer savaş sonrasını konu ediniyor ne de yapay zekanın kontrolden çıkıp yönetimi ele geçirmesini. Oyunun geçtiği Sunset City isimli metropolde yeni bir enerji içeceğinin çıkış partisi düzenleniyor. Ve bu partide bu enerji içeceğini deneyenler mutantlara dönüşüp şehri istila ediyorlar. Biz de bu enerji içeceği firmasının eski çalışanı olarak olaylara dahil oluyoruz. Sunset Overdrive son derece hızlı ve akıcı bir oynanış sunuyor. Oyunda çelik halatlardan kayıp duvarlarda yürüyoruz. Birbirinden saçma ama kullanması da son derece eğlenceli silahlarla ortalığı birbirine katıyoruz. Ayrıca karakterimizi özelleştirebiliyor, yeteneklerini de geliştirebiliyoruz. Oyun için sanırım Saints Row tarzı çatışmalarla Jet Set Radio veya Tony Hawk Pro Skater tarzı akıcı hareket mekaniklerinin bir aşk evliliği desek çok da yanlış olmaz. Günün sonunda Sunset Overdrive zaman zaman açık dünya oyunlarının makus talihi olabilen kendini tekrar etme hastalığına yakalansa da bu karantina günlerinde kafa dağıtmalık, eğlenceli, hızlı, komik bir oyun arayanlar için biçilmiş kaftan. Oyunun ana hikayesi ortalama 10-12 saatte bitirilebiliyor olsa da Insomniac Games yan içerik konusunda kendini tekrar etse de cömert davranmış. Her şey yapayım derseniz 40-45 saate kadar varabilen bir oynanış süresinden bahsediyorum. 32 lira 50 kuruşluk fiyatı da bu tarz bir oyun arayanlar için gayet uygun bence. Son oyunumuz, Victorian gotik bir temaya sahip hikaye ağırlıklı interaktif tarayıcı oyunu Fallen London ile seslerini duyurduktan sonra bilgisayar için Fallen London'ın ruhani devamı niteliğindeki Sunless'i yapan İngiliz Feel Better Games'in son oyunu Sunless Skies. Bu sefer denizden çıkıyor ve gökyüzüne uzanıyoruz. Sunless Skies tıpkı kardeşleri gibi keşfe ve derin, nitelikli hikaye anlatımına dayanan, ki bu bolca okuma yapmak anlamına geliyor. Yine Lovecraft'ın eserlerinin yanı sıra yoğun Victorian gotik ve steampunk etkiler taşıyan, kendine has bir kara mizahı, korku öğeleri ve kusursuz bir yazım kalitesi olan, güçlü bir atmosfere sahip, roguelike ve hayatta kalma öğelerini bir potada eriten bir rol yapma oyunu.
Oyun bizi Sunless'teki olayların 10 yıl sonrasına, yıldızların ve bununla birlikte gerçekliğin ölmeye başladığı bir dünyaya götürüyor. Oyunda lokomotif adı verilen buhar gücüyle çalışan bir hava aracı, bir gemi kontrol ediyoruz. Mürettebatımızı topluyor, karanlık gökyüzünü keşfedip açlığa, başka gemilere ve akıl sağlığımıza karşı mücadele ediyoruz. Bu çoğu zaman umutsuz, bir çare ama heyecanlı yolculuk boyunca uğradığımız her bir limanda bize anlatacak hikayeleri ve söyleyecek önemli bir şeyleri olan enteresan karakterlerle karşılaşıyor. Gemimizi yeni modüllerle geliştirip daha iyi gemiler satın alabiliyoruz. Tabii ki bu tehlikeli ve zorlu dünyada yeterince uzun yaşayabilirsek. Neyse ki Sunless Skies, küçük kardeşi Sunless Sea kadar acımasız ve bizi sürekli grind etmeye iten bir oyun değil. Evet, bu roguelike öğeleri olan bir oyun. Yani bolca ölüp baştan başlamak da oyunun bir parçası. Ama hem ölümün sonuçları her zaman çok yıkıcı olmuyor, hem de ölüm bazen gerçekten bir lütuf olabiliyor. Belki iki boyutlu düzende ilerlemenin gökyüzünü keşfettiğimiz otantik bir deneyimden çok yine denizde gidiyormuş hissi verdiğini düşünenler olabilir. Ama bu yine de Sunless Skies'ın güçlü bir deneyim olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Oyunlarda keşfetmeyi ve çok iyi yazılmış öyküler okumayı seviyorsanız, ana hikayesini kendi hırslarınızla yazacağınız Sunless Skies size onlarca saat içerik vaat ediyor. Evet, şimdilik veda etme vakti geldi. Sağlıklı ve daha huzurlu günlerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Tekno Seyir'e hoş geldiniz. Evet, ne yazık ki virüs salgını hala devam ediyor.